Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Yeni bir yazılı dönemine geldik arkadaşlar. Şimdi 10. sınıf kimya yazılısına hep birlikte provalarımızı yapacağız. Kampımızı tamamlayacağız. Neler var? Şöyle hep birlikte bir programımıza bakarak gidelim arkadaşlar. Matematik ve Türk Dili Edebiyatı çalışmalarımızı zaten yaptık. Şimdi kimya ve fiziki için çalışmalarımızı tamamlayacağız. Ardından biyoloji, tarih, coğrafya, din, İngilizce yani boşluk bırakmadan bütün yazılarımıza hep birlikte güzel güzel çalışıyor olacağız arkadaşlar. O zaman hiç zaman kaybetmeyelim. Dalalım bakalım neler varmış yazılı konuları içerisinde. arkadaşlar şu notlarımızda neler vardı şöyle bir hızlıca gözden geçirelim. Sorular üzerinde de ufak ufak tekrarlar yaparak gideceğiz zaten aslında. İki tane üniteden temel olarak karşımıza sorular gelecek arkadaşlar. Bunlardan ilki karışımlar tamamından sorumlu olacağız bu ünitenin. Asitler, bazlar ve tuzlar ünitesinin de yine büyük kısmından sorumlu olacağız. Neler vardı karışımlar ünitesinde? Şöyle orayı bir hatırlayalım bakalım. Karışım türlerinden bahsetmiştik. Homojen ve heterojen karışımlar olarak ikiye ayırmıştık. Burada homojen karışımların tamamında çözelti demiştik. Heterojen karışımlarında süspansiyon, emisyon, adi karışım, aerosol gibi türlerinden bahsetmiştik. Çözünme olayından bahsetmiştik. Burada iyonik ve moleküler çözünme üzerine özellikle durmuştuk arkadaşlar. Burada ifti, e, tanecikler arası etkileşimler türünden e, çözüm olayını açıklamıştık. Hangi maddeler hangi maddeler çözünür veya çözünmez bunları değerlendirmiştik. Derişim birimleri dedik. Burada kütlece ve hacimce yüzde derişimler üzerine durduk. Hesaplamalar yaptık ppm birimi için çok çok küçük derişimleri ölçerken kullandığımız derişim birimidir dedik. Ardından koligatif özelliklerden bahsettik. Özellikle kaynama ve donma noktaları üzerinde durduk ve ozmotik basınçtan bahsettik. Dedik ki bir çözeltinin uçucu olmayan bir katı tarafından oluşturmuş bir çözeltinin derişimi arttıkça kaynama noktası artar, e, derişim arttıkça donma noktası düşer. Yani ters yönde hareket ederler ve ozmotik basınç e, yarı geçirgen bir zar etrafındaki iki çözelti arasındaki derişim farkı ne kadar yüksekse ozmotik basınç o kadar yüksektir dedik. Karışımları ayrıştırma ve saflaştırma tekniklerinden bahsettik. Burada mıknatıslanma erime noktası, tanecik boyutu, yoğunluk, kaynama noktası ve çözünürlük farklarından yararlanarak karışımları nasıl bileşenlerine ayırabiliriz dedik. Ardından asitler, bazlar ve tuzlar ünitesine geçtik arkadaşlar. Burada asitleri, bazları tanımladık. Örneklerinden bahsettik. Bunların özellikleri üzerinde durduk. İndikatörlerden bahsettik. Yani ortamın asitliğine ve bazlığına göre renk değiştiren maddeler üzerinde durduk pH kavramından bahsettik. 25 santigrat derece sıcaklıkta. pH'in 7 olması nötrallik. 7'den küçükse asidik. 7'den büyükse de bazik bir ortamın oluştuğundan bahsettik. Sulu çözeltilerde asitlerin bazlarının nasıl davrandığından bahsettik ve özelliklerini değerlendirdik. Anhidroasitler ve bazlar yani oksitli bileşiklerin eğer metal oksitlerse bazik, ametal oksitlerse asidik davrandığını söyledik ve bunun istisna durumları üzerine durduk. Asitlerin ve bazların tepkimeleri dedik. Burayı iki başla ayırdık. Nötralleşme tepkimeleri yani asitlerin bazların birbirleriyle verdikleri tepkimeler sonucu tuz ve su açığa çıkarmalarından bahsettik. Ve asitlerin bazların metallerle tepkimelerini dört metal grubu üzerinden işledik. Dedik ki amfoter metaller, soy metaller, yarı soy metaller ve aktif metaller olmak üzere dört metal grubumuz vardır. Ve bunların her birinin tepkimeleri üzerinde ayrı ayrı değerlendirmede yaptık arkadaşlar. Şimdi geçeceğiz bunların sorularını çözmeye. Tabii ki. Buradaki sorular bizim için yeterli değil. Daha fazlası gerekiyor. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bunun için de Dinamo Kimya Kitabı gibi harika bir kaynak karşımızda var arkadaşlar. Sadece konuya bizi çalıştırmakla yeterli kalmıyor. Bunun üstüne birçok soru soruyor ve hatta yazılı tipinde sorularla da bizi desteklemeye devam ediyor arkadaşlar. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Konularımız, ödevlerimiz nereden nereye olacak? Dedik ki karışımlar ünitesinin tamamı var. Yani 85'ten 135'e kadar çözülmemiş yer bırakmayalım. Ayrıca asitler bazlar ve tuzlar ünitesinde de asitler ve bazlar kısmı ve asitlerin bazlarının tepkimeleri kısmı yani 161'e kadar e, çözmeye devam etmemiz gerekiyor. 85'ten bir başlıyoruz 161'e kadar sorumlu olacağız burada. Burada şu kitaptaki arkadaşlar dikkat etmemiz gereken nokta e, ünitelerin sonları olacak. Bak yazılıya çalışıyoruz biz. Mesela hemen 135. sayfaya gidelim. Ya, ...ünitenin en son testi, en son çalışmadığımız nokta yazılı tipindeki soruların bize sorulduğu kısım olacak arkadaşlar. Burada yazılı sorularıyla karşımıza çıkma ihtimali yüksek olan bazı soru tiplerini e, çözüp iyice hazırlıklı olma şansına sahip olacağız. Çözemediğimiz herhangi bir soru olursa kitapta kare kodlarımız mevcut olacak. Bunlar sayesinde video çözümleriyle bütün eksiklerimizi giderebileceğiz. Güzelce ödevimizi de aldığımıza göre haydi artık dalalım ve sorularımızı çözelim. Evet ilk sorumuz nereden gelmiş karışım türlerinden gelmiş arkadaşlar demiş ki bize aşağıdaki tabloda yer alan karışım örneklerinin hangi karışım türüne ait olduğunu belirtiniz arkadaşlar hemen şunu buraya bir koyalım bak yüzde yüz böyle bir soru çıkacak karşımıza karışım türlerini e, çok iyi biliyor olmamız gerekiyor ne demiş bize bronz alaşımı bak arkadaşım herhangi bir soruda şu alaşım ifadesini görüyorsan bu onun homojen bir karışım olduğunu gösterir bütün alaşımlar homojendir ve homojen karışımların özel adı neydi? çözeltiydi. Şöyle bir hatırlayalım. Karışımları ikiye ayırıyorduk. Homojen ve heterojen olmak üzere. Homojen karışımların tamamı çözelti olarak isimlendiriliyordu. Heterojen karışımlar da karışımın türüne göre farklı isimler alıyor. Şimdi hepsini göreceğiz zaten. Helyum neon gaz karışımı. Bak gördük bu işareti. Biliyoruz ki bütün gaz gaz karışımlar birbiri içerisinde çok iyi dağıldıkları için homojen olurlar. Dolayısıyla bunlar da çözelti oluştururlar. Şerbet, şerbet şekerli su homojen bir karışım. O zaman bunun adı da çözelti olacak. Bak kolayca cebimize koyduk. Eğer homojen değilse mesela deodorant heterojen bir karışım. Burada bileşenlerine bakacağız. Eğer deodorant gibi katı ve gaz arasında oluşan bir karışım söz konusuyla deodorantın pudrasını düşünecek olursak bu durumda katı gaz veya sıvı gaz heterojen karışımların özel adını hemen hatırlamamız gerekiyor. Neydi o? Ayrı soldu Eğer Katı gaz veya sıvı gaz ise aerosol diyoruz eğer heterojense tabii. Salata ne var içerisinde? Katı katı var ve heterojen bir karışım. Arkadaşlar katı katı heterojen karışımların özel adı neydi? Basit veyahut adi karışım olarak isimlendiriyorduk. Çamur heterojen bir karışım. Dolayısıyla bileşenlerin fiziksel hallerine gitmemiz gerekiyor. Katı ve sıvı arasında oluşamamış karışımdan bahsediyoruz aslında. Dolayısıyla da bunun özel adı neydi? Süspansiyondu. Bak şu ikizi genellikle karıştırıyor. Şerbet bu da katı sıvı, çamur. Bu da katı sıvı. Ama bu homojen olduğu için çözelti olarak isimlendiriliyor. Çamur heterojen olduğu için süspansiyon olarak isimlendiriliyor. Zeytinyağı su karışımı. E bu da heterojen. Dolayısıyla çözelti diyemeyiz. Peki bileşenleri fiziksel hallerine ikisi de sıvı. Yani sıvı sıvı heterojen karışımları hatırlamamız gerekiyor. O da neydi? Emülsiyondu tabii ki. Yüzde yüz soru gelecek bir yerdeyiz arkadaşlar. Burayı güzelce hatırlamış, tamamlamış olduk. Geliyoruz bir diğer soru tipine arkadaşlar. Yine kesin çıkar bir soru tipi var karşımızda. Tanecikler arasındaki etkileşimler ve bu etkileşimlerden yola çıkarak maddelerin birbiri içerisinde çözünebilip çözünemeyeceğini değerlendirmemiz gerekecek. Ve tabii ki etkileşim türlerini söylememiz gerekecek. Ne demiş bize soru? Aşağıdaki tabloda yer alan madde çiftlerinin birbiri içerisinde çözünüp çözünemeyeceğini belirtiniz. Ve tanecikler arasında oluşan etkin etkileşim türünü yazınız. Şimdi hemen gelelim. Madde türlerinde şöyle bir değerlendirme yapıyorduk arkadaşlar. İyonik bileşiklerin çözülmesini ayrı değerlendiriyorduk. Moleküllerin birbiri içerisinde çözülmesini ayrı değerlendiriyorduk. İyonik bileşikler polar çözücülerde genellikle çözünür. Apolar çözücülerde genellikle çözünemez diyorduk. <laughs> Ayrıca eğer ikisi de moleküller yapıdaysa çözücü ve çözünenin burada benzer benzeri çözer ilkesi devreye giriyordu. Polarlar polarlarda apolarlar ise apolarlarda çözünebiliyordu. Şimdi gelelim bak KBR iyonik bir bileşik yapısı var elimizde iyonik burada su polar bir molekül yapısı. O zaman ne diyeceğiz? İyonik polar genellikle birbiri içerisinde çözünür. Peki etkileşimin türü nedir? İyonik bileşiklerden iyonlar gelecek polar moleküllerden ne geliyordu? Dipoller geliyordu o yüzden etkileşimin türü iyon dipol oluyordu. Geliyoruz buraya kurşun sülfat bak kurşun metal dolayısıyla iyonik bir bileşik yapısı karbon tetrakülürür. bu defa apolar bir molekül yapısı var tam bir simetri vardı çünkü dolayısıyla iyonik bileşikler apolar molekül yapılarında genellikle çözünemiyordu. Dolayısıyla çözünemez diyeceğiz. Peki etkileşim türü ne olacak? İyonik bileşikten iyonlar gelecek. Apolar moleküllerden de indüklenmiş dipoller gelecek. O zaman etkileşimin türü iyon indüklenmiş dipol etkileşimi olacak. Bu şekilde hani ne diyorduk? Polarsa dipol, ind e apolarsa indüklenmiş dipol oluyordu. Geldik buraya. pH3 polar bir molekül yapısıydı. <laughs> CH3OH eğer organik bir yapının sonunda OH'ı görüyorsak o da kesinlikle polar bir molekül yapısıydı. Ne demiştik? Benzer benzeri çözer. İkisi de polar olduğu için birbiri içerisinde çözünecekler. E, pH3 hani fon kuralına uymuyor. Flor, oksijen, azot üçünü de içermiyor. Dolayısıyla burada ne olacak? İkisi de polar olduğu için ikisinden de dipoller gelecek. Yani etkileşimin türü dipol dipol etkileşimi olacak. Buna geliyoruz C6H6 benzen yapısı apolar bütün hidrokarbonlar apolardır demiştik. E, suyun da polar olduğunu biliyoruz benzer benzeri çözer demiştik benzemediklerine göre tabii ki çözemeyecekler birbirlerini etkileşimin türü ne olacak peki? Polarlardan dipoller gelecek apolar olanlarda indüklenmiş dipolleri getirecek dolayısıyla etkileşimin türü dipol indüklenmiş dipol etkileşimi olacak. Geldik buna CH3OH polar su o da polar ve ikisi de fon kuralına uyuyor. Bak oksijenin yanında ikisinde de hidrojeni görüyoruz. Dolayısıyla ikisi de polar olduğu için birbiri içerisinde çözünüyor. Ama etkileşimin türü dipol dipol olmuyor. Onun da bir tık üstüne çıkıyoruz. Hidrojen bağı oluyor buradaki etkileşimin türü arkadaşlar. E, çünkü ikisi de fon kuralına uygun davranışta. Şimdi kesin çıkacak bir soru tipini daha gördük. Geliyoruz. Bir de derişimleri. Arkadaşlar derişimlerde e, ee, sorunun çıkmama ihtimali yok diyebiliriz. Kesinlikle karşımıza derişimlerle ilgili özellikle de kütlece yüzde derişimle ilgili soru gelecek. Peki bizim karşımızdaki soru neyi sormuş bize? Demiş ki 300 gramlık bir x tuzu çözeltisinde x derişimi yüzde 40'tır. Bak burada bizim bir formülümüz vardı. Ne diyorduk? Kütlece yüzde derişimi bulmak istiyorsan yapman gereken şey çözünen maddenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesi tabii ki aynı birimde. İkisi de gramsa gram olarak almam gerekiyor. Çarpı yüz dediğimiz zaman biz burada kütleci yüzde derişimi buluruz. O zaman ezmizdeki çözelti 300 gramlıkmış ve derişimi de yüzde 40'mış. Hemen yerine yazalım bak yüzde 40'lıkmış eşittir diyeceğiz. Çözünenin kütlesine x diyelim bilmiyoruz ne kadarlık olduğunu. Böyle çözeltinin toplam kütlesinin 300 olduğunu vermiş. Bunu yüzde çarptığımız zaman sonuca gideceğiz zaten. O zaman şu sıfırlardan kurtulalım. Üçü de karşıya atalım. X'in 120 gram olduğunu bir hemen cebimize koyalım. Şöyle bunu alayım artık. Buna göre suyun kütlesi ne olacak peki? Bak 300 gramın 120 gramı ilk suzuymuş. O zaman geri kalan 180 gramı da suymuş. Şimdi artık soruların hepsini tek tek çözeriz. Çözeltinin içerdiği su kütlesini hesaplayınız hesapladık zaten. 180 gram su içeriyormuş çözeltiyi 100 gram daha x tuzu eklenir ve çözmesi sağlanırsa yeni çözeltinin derişimi kütlece yüzde kaç olur? Arkadaşlar hemen başlangıç koşullarıma bakıyorum. 120 gram x tuzu vardı. Ben 100 gram daha eklediğim zaman ne oldu? 220 gram x tuzu oldu. Bak formülme gidiyorum. Yüzdeyi hesaplamak istiyorsam yapacağım çözünenin kütlesini almak. Bölü çözeltinin toplam kütlesi yapmak. Şimdi çözeltinin toplam kütlesi ne oldu? Başlangıçta 100 gramdı. Bir 100 gram daha madde eklediğimize göre artık 400 gram oldu. İşte bunu 100 ile çarptığımız zamanki formülden geliyor bu 100. Sonuca gideceğiz. O zaman şunlardan kurtuluruz. Yapmamız gereken sadece 220 bölü 4'ü almak yani kütleci %55'lik yepyeni bir çözelti elde etmiş olacağız çözeltiden çökelme olmadan 100 gram su buharlaştırılırsa ne olur diye soruyor. Bak aynı mantıklı düşüneceğiz. Kütlece yüzdeyi hesaplamak istiyoruz. Bizim çözünen kütlemiz ne? 120 gram. Onda herhangi bir değişiklik yok. Çözeltinin toplam kütlesi 300'dü. Buradan 100 gram su buharlaştırma göre artık 200 gram kaldı. Çarpı 100 dememiz yeterli olacak. Hemen sıfırlardan kurtuluruz. 120 bölü 2'den kütlece %60'lık bir çözelti elde etmiş olduğumuzu belirteceğiz arkadaşlar karşımıza çıkma ihtimali yine oldukça yüksek bir soru tipi vardı. Yine derişimler üzerinden gitmeye devam edelim. Kütlece yüzde kırklık 200 gram tuzlu su çözeltisiyle kütlece yüzde onluk M gram tuzlu su çözeltisi karıştırılırsa elde edilen yeni çözeltinin derişimi kütlece yüzde otuz oluyormuş. Buna göre M değerini hesaplayın demiş. Arkadaşlar gene buradan soru gelme ihtimali oldukça yüksek. Yani bu defa derişim var ama karışımların karıştırılması üzerinden bir derişim hesabı var. Böyle bir soru karşımıza geldiği zaman kullanacağımız formül de şuydu. Diyorduk ki 2, 3, 4 kaç tane çözelti birbiriyle karıştırılırsa karıştırılsın. Birinci çözeltinin yüzdesi çarpı birinci çözeltinin kütlesi artı. ikinci çözeltinin yüzdesi çarpı ikinci çözeltinin kütlesi. Kaç tane varsa artık son durumda elde ettiğim kütlece yüzde derişimi çarpı son durumda elde ettiğim kütleye eşit olmak zorunda. Hemen formül değerini yazacak olursak. Bak yüzde kırklık 200 gram tuzlu su varmış. Artı yüzde onluk m gram varmış. Eşit olmak zorunda sadece iki tane çözelti birbirine karıştırdığım için. Son durumda kütlece yüzdemiz 30'muş. Peki son durumda toplam kütle ne olacak? 200 gramlık çözeltiyle m gramlık çözeltiyi birbiriyle karıştırırsam tabii ki 200 artı m gramlık yepyeni bir kütle elde ederiz. Dolayısıyla tek bilinmeyenli yani bir denkleme gitmiş olduk. O zaman hemen yazalım bakalım. Burası 8000 yapacak artı 10 m gelecek. Eşittir diyeceğiz. Şu 30'u parantezin içerisine dağıtalım. 6000 artı 30 m yapacak. Şimdi 10 m'i buraya atalım. 6 m'i buraya alalım. 2000 eşit olacak 20 m'e. Dolayısıyla M değerini 100 olarak bulacağız. Yani 100 gramlık bir çözelti kullanmışız demek ki. Oldukça basit bir şekilde formüle yerine yazmamız yeterli olduğu sonuca gidebilmemiz için. Hemen bir diğer sorumuza bakıyoruz. Kütlece %40 tuz içeren 150 gramlık tuzlu su çözeltisine uygulanan aşağıdaki değişimlerin çözeltinin aynı şartlarda donmaya başlama sıcaklığı üzerine etkisi nedir diye sormuş. Arkadaşlar donmaya ee, başladığı sıcaklık yani donma noktası üzerindeki etkiyi soruyor. Biz neyi biliyorduk? Koligatif özellikler konusunda ki koligatif özellikler üzerinden bak kesin bir tane sorumuz çıkacak. Gene bunu göstermeden edemeyeceğim. Koligatif özellikleri iyi biliyor olmamız gerekiyor burada demiştik ki bir çözeltinin derişiminin artmasına sebep oluyorsan kaynama noktası yükselir, donma noktası ise azalır. Ee, derişim farkı arttığı anda ozmotik basınç artar diyorduk. Dolayısıyla burada eğer verdiğimiz etki Derişimin artmasına sebep oluyorsa e, donma noktasının düşmesine sebep olacak. Yani bir ters orantı olacak. Şimdi bakalım 50 gram su eklersen herhangi bir çözeltinin içerisinde ki burada hemen bir kütleci yüzde derişiminde hesaplayalım ki e, işimiz kolaylaşsın. Daha sonrasında e, derişimin artmasına mı azalmasına mı sebep olduğunu belirlemek için. Ne demiş bize? kütlece yüzde 40'lıkmış bu çözelti eşittir diyeceğiz. 150 gramlık bir çözeltiymiş. X çözünen madde miktarı olsun. Çözeltinin kütlesi 150'ymiş Formülümüzden gelen bir 100 vardı. Bu eşitliği çözdüğümüz zaman x'in kütlesini bulacaktık. Hemen şu sıfırlardan kurtulalım. E bunlar da gitsin. x eşittir 4 çarpı 15'ten 60 gram olarak bulalım. Dolayısıyla 60 gram tuz çözmüşüz biz bunun içerisinde. Şimdi 50 gram su eklediğimiz zaman bak buradaki hesaba hiç girmemize gerek yok. 50 gram suyu eklediğimiz zaman ya da herhangi bir şekilde ortama su eklediğimiz zaman derişimin azalmasına sebep olacak. Daha seyreltik hale getirecek. Dolayısıyla derişimi azaltıyorsan donma noktasının yükselmesine, kaynama noktasının düşmesine sebep oluyorsundur. 50 gram tuz ekleyerek çözülmesini sağlamak. Bak tuz eklediğimiz zaman dolayısıyla çözülen madde miktarını artırdığın zaman bu neye sebep olur? Verişimin artmasına sebep olur. Herhangi bir etki derişimin artmasına sebep oluyorsa donma noktasının azalmasına sebep oluyordur. Daha düşük sıcaklıklarda donmasına yol açıyordur. Kütlece yüzde yirmilik tuzlu su eklemek. Bak yüzde kırklık vardı. Biz buna yüzde yirmilik eklersek atıyorum eşit kütlelerde olsun. 150 gram biz bir 150 gram daha eklersek bu çözeltiden Aralarında bir değer elde edeceğim hatta eşit kütledeyse tam aritmetik ortalamasını elde edeceğim. Yani yüzde %30 dolayısıyla düşmüş olacak aralarında bir değer elde edeceğim için derişimin azalmasına sebep olacak. Derişimin azalması donma noktasının yükselmesi demek olacak. Kütlece %60'lık tuzlu su çözeltisi eklersem bu defa da daha derişik bir çözelti eklediğim için derişimin yükselmesine sebep olacağım. Atıyorum %50'lik olmasına sebep olacağım. Dolayısıyla eğer derişim artıyorsa bu donma noktasının azalması demek olacak. 50 gram su ve 20 gram tuz eklemek. Bak şimdi 50 gram su ve 20 gram tuz eklediğim zaman benim başlangıçtaki çözeltim %40'lıktı. Ama burada eklediğim çözelti %40'lıktan daha düşük. Dolayısıyla da e, daha düşük derişimli bir çözelti elde etmiş olacağım. Derişimin çözelti, çözeltinin derişiminin azalması donma noktasının yükselmesi demek olacak. Eğer 30 gram su, 20 gram tuz ekleseydim %40'lık bir çözelti elde edecektim. Dolayısıyla o zaman sabit kalacaktı ama eklediğim suyun kütlesi daha yüksek olduğu için %40'lığa göre bu neye sebep olur? Tabii ki derişimin azalmasına sebep olur. Geçiyoruz. Bir de ozmotik basınç sorusu var arkadaşlar karşımızda. Ozmotik basınç yine koligatif özelliklerimizden biriydi. Bize ne demiş? Şekildeki U borusunda yarı geçirgen zar yardımıyla ayrılan 1 ve 2 numaralı çözeltilerde ozmotik basınç nedeniyle H yükselti farkı oluşmuştur. Buna göre aşağıdaki değişimlerin H yüksekliğini nasıl etkileyeceğini belirtiniz. Şimdi burada da şöyle bir yorumumuz vardı arkadaşlar. Diyorduk ki bu iki çözelti arasındaki derişim farkı ne kadar yüksekse ozmatik basınç o kadar yüksektir. Çünkü bu derişim farkından ötürü derişimi yüksek olan çözelti düşük olan çözeltiye karşı bir emme kuvveti uygular ve su bu tarafa doğru geçiş yapar. Bu yüzden de haş yüksekliği oluşur. O zaman diyeceğiz ki bu aradaki fark ne kadar yükselirse haş yüksekliği de o kadar artar. Ne kadar azalırsa haş yüksekliği o kadar azalır. O zaman bir numaralı kaba su eklersem bak derişimin yüksek olduğu tarafa su eklediğim zaman burayı seyreltmiş olacağım. Atıyorum yüzde kırka düşecek. Dolayısıyla aralarındaki derişim farkı azalacak. Bu da neye sebep olacak? Haşın azalmasına sebep olacak. İki numaralı kaba tuz eklemek. Şimdi bu defa da arkadaşlar buraya tuz eklediğim zaman bunun derişimin artmasına sebep oldum. Atıyorum bu yüzde kırk olsun bu defa. Aralarındaki derişim farkı azaldı. Fark azaldığı için gene ozmotik basıncın azalmasına sebep oldu. Bu da haşın azalmasına sebep oldu. İki numaralı kaptan su buharlaştırdığım zaman. Bak buradan suyu buharlaştırdım. Gene ne oldu? Yüzde yirmilik atıyorum suyun yarısını buharlaştırdım diyelim. Yüzde kırka çıktı. Aradaki fark azaldı. Farkın azalması haşın azalması demek olacak. Bir numaralı kaba yüzde kırklık çözelti eklemek. Bak buraya dikkat. Burası yüzde altmıştı. Ben yüzde 40'lık çözelti eklediğim zaman aralarında bir değer olacağı için buranın derişimi azaldı. Şimdi buranın derişimi azaldığı için atıyorum yüzde 50 olsun. Aradaki fark her halükarda azalmış olacak. Fark azaldığı için hash gene azalmış olacak arkadaşlar. İki numaralı kaba yüzde 40 çözelti eklediğim zaman, bak bu defa gene yüzde 40, bu defa yüzde çıksın çıksın mesela. Aralarında bir değer bulacağım için. Gene fark azaldı. Bu da gene H'ın azalmasına sebep oldu. Yani burada yaptığım etkilerin tamamı H yüksekliğinin azalmasına sebep oldu. Bunun tersini söyleseydi. Bak 2 numaralı kaba su ekleseydim artacaktı. Ya da 2 numaralı kaba tuz değil de bir numaralı kaba tuz ekleseydim H artacaktı. Bir numaralı kaptan su buharlaştırdıysam gene H artacaktı. Aradaki fark artacağı için. Geçiyoruz bir diğer soru türüne arkadaşlar. E, karışımların ayrılma yöntemleri yazılı da karşımıza çıkmama ihtimali yok diyebilirim. Kesin karşımıza çıkacak. Fiziksel özellik farkından çıkabilir, yöntemden çıkabilir veya ikisini aynı anda burada gördüğümüz gibi bize sorabilirler. Peki neymiş sorumuz? Aşağıdaki karışımları bileşenlerini ayırmak için kullanılması gereken fiziksel özellik farkını ve uygun yöntemi belirtiniz. Şimdi pirinç alaşımı. Arkadaşlar alaşımı gördüğümüz anda Bizim bunları bileşenlerin ayırmamız için tek bir yöntemimiz olabilir ya da tek bir fiziksel özellik farkımız olabilir. O da erime noktası farkı olacak arkadaşlar. Çünkü bileşen metaller arasında erime noktalarında farklılık olabilir. Bir sıcaklığı arttırdığımız zaman erime noktası düşük olan öncelikle eriyip ortamdan uzaklaşacağı için bileşenlerini ayırmış olacağız ki yöntemde aynı ismi alıyor olacak erime noktası farkı yöntemi olacak. Kum çakıl karışımı. Nasıl bir karışım var elimizde bakalım hemen. İkisi de katı ve heterojen. Dolayısıyla basit adi bir karışım var. Peki burada temel tanecik özellik farkı nedir? Şimdi burada ikisi de suyun içerisinde batar. İkisi de suda çözünmez. Dolayısıyla yüzdürme gibi bir yöntemi kullanmam mümkün olmayacak mesela. Ya da çözünürlük farkından faydalanamayacağım. Kum ve çakıl arasındaki en bariz fark nedir? Tanecik boyutu. Ta çakıl tanecikleri daha büyük. Dolayısıyla tanecik boyutu benim faydalanmam gereken fark olacak. Peki kullanacağım yöntem ne olacak? Bir elek olacak ve bu elekten geçirerek el, eleme yöntemi diyelim tabii ki. Bu elekten geçirerek kum taneciklerinin elek gözeneklerinden geçmesini ancak çakıl taneciklerinin kalmasını sağlayacağım. Böylece birbirinden ayıracağım. Benzin su çözelti çözelti değil tabii ki burada heterojen bir karışım var. Sıvı sıvı heterojen karışımlarda yani emülsiyonlarda arkadaşlar kullanacağım yöntem fiziksel e, özellik farkı tabii ki yoğunluk olacaktı. Yoğunluk farkından ötürü su daha aşağıda kalıyordu, benzin ise daha yukarıda kalıyordu. Burada kullanabileceğim en doğru yöntem ayırma Hunisi olacak tabii ki yoğunluğu yüksek olan e, sıvıyı aşağıda diğerinden ayırabileceğim musluk vasıtasıyla. Ham petrole gelince ham petrol bir çözeltiydi arkadaşlar. E, Birbiri içerisinde çözülmüş organik bileşikleri içeriyordu. Ve burada bu bileşenleri birbirinden ayırmanın en kolay en basit yöntemi aralarındaki kaynama noktası farkından yararlanmak oluyordu. Eğer sıvı sıvı veya katı sıvı homojen bir karışım varsa benim elimde burada kaynama noktası farkı bizim için en kolay yöntem olacaktı. Ve burada kullandığım yöntem sıvı sıvı e, homojen bir karışım olduğu için ayrımsal damıtma olacaktı. Eğer tuzlu su deseydi mesela buraya basit damıtma diyecektim. Ama hepsi sıvı olduğu için sıvı sıvı homojen karışımlarda kullandığım yöntem ayrımsal damıtma oluyordu. Tuzlu suya gelecek olursak bak şimdi bu geldi. Gene kaynama noktası bizim değerlendireceğimiz. Kullanacağımız fiziksel özellik farkı olacak. Bu defa aralarındaki kaynama noktası farkı çok yüksek olduğu için ayrımsal damıtmaya ihtiyaç duymayacağım bir fraksiyon kabına gerek duymayacağım. Burada kullanacağım yöntem basit damıtma adını olacak. Sadece suyu buharlaştırıp tekrar yoğuşturmam yeterli olacak. Asitler bazlar tuzlar ünitesine gelecek olursak arkadaşlar burada karşımıza indikatörlerden soru çıkmama ihtimali çok düşük görüyorum. Büyük ihtimalle indikatörlerden soru çıkacak. Tabii ki böyle kapsamlı bir soru da gelebilir. Aynı anda indikatörleri pH kavramını ve bilindik asitleri bazları bilindik örnekleri ya da suda çözünme olayını değerlendirmiş olacağız. Yani aslında bak şu soruyu çözebilmek için asitler, bazlar, tuzlar ünitesinin o giriş kısmındaki bütün bilgilere sahip olmak gerekecek. Ne demiş soru bize peki? Yandaki tabloda X ve Y indikatörlerinin asidik ve bazik ortamda aldıkları renkler bulunmaktaymış. Buna göre oda koşullarında aşağıdaki ortamların alacakları renkleri belirtiniz. Arkadaşlar böyle bir soru geldiği zaman ne yapacağım? Öncelikle ortam asidik mi bazik mi onu belirleyeceğim. Ve ardından da indikatörün bu ortamda hangi rengi alıyorsa onu yazacağım. Şimdi Limon suyu. Hemen örneklere bir gidelim bakalım. Limon suyu asidik miydi, bazik miydi? Asidik özellik gösteriyordu. Şimdi asidin içerisine X indikatörünü eklediğim zaman ortamın rengi ne oluyormuş? Sarı oluyormuş. Hemen yazdık. Çamaşır suyu birçok temizlik maddesinde olduğu gibi çamaşır suyu da baz özellik gösteriyordu. Dolayısıyla bazın üzerine Y indikatörünü eklersem bakıyorum o da sarı renk alıyormuş. Bak X asidik ortamda, Y bazik ortamda sarı renk alıyor. O yüzden bunların ikisi de sarı çıktı pH değeri 9 olan diyor. pH ile ilgili ne biliyorduk biz? Eğer 25 santigrat dereceden ya da oda koşullarından bahsediyorsak ki soru bize oda koşullarında olduğunu belirtmiş. <laughs> pH'in 7 olması ortamın nötr olduğunu gösteriyordu. 7'den küçükse asidik, 7'den büyükse bazik oluyordu. 9 dediğine göre bu ortam tabii ki baz özellik gösteriyormuş. Bazik ortamda ben X indikatörünü kullanırsam rengin kırmızı olduğunu gözlemliyormuşum. pH 3 ise bu 7'den daha küçük bir derişim e, pH değeri verdiği için ortamın asit olduğunu bize gösterecek. Asidik ortamda Y hangi renge alıyormuş? Kırmızı rengini alıyormuş. Dolayısıyla gidip buraya da kırmızı rengini yazacağız. H derişimi OH derişiminden büyük olan çözelti arkadaşlar, e, sulu ortamda hidrojen iyonu verenlere asit, OH iyonu verenlere baz diyorduk. Bunlar arasında bir kıyaslama yaptığımız zaman H fazlaysa asidik, OH fazlaysa bazik ortam oluşuyordu. Dolayısıyla bu ortamda H derişimi OH değişiminden büyükse ortam asitmiş. Ortam asit ve biz X kullandığımıza göre tabii ki sarı renk almasını bekliyormuşuz güzelce. İndikatörler, e, örnek asitler, bazlar, pH değeri bunların tamamını kullanmış olduk sorumuzun içerisinde. Geçelim bir de asitlerin bazıların tepkimelerine arkadaşlar. Tabii ki bu tepkimelerden de soru çıkmama ihtimali yoktur diyebiliriz. Aşağıdaki asit baz tepkimelerinde açığa çıkan ürünleri yazarak tepkimeleri denkleştiriniz diyor. Arkadaşlar burada yapacağımız neydi? Bak litium hidroksit hidrobromik asit. Bir bazla bir asidin tepkimesi var. Öncelikle şunu değerlendirmemiz gerekiyor. OH ve H artının birbirine eşit olması gerekiyor. Yani şöyle değerlendirirsek. LiOH suda çözünseydi lityum artı artı OH eksi iyonlarını açığa çıkaracaktı. H BR'yi çözseydi H artı artı BR eksi açığa çıkacaktı değil mi? Şimdi bizim bakış açımız şu olacak. Birinden gelen H artı ile diğerinden gelen OH birleşip suyu oluşturacak. Birinin katyonuyla diğerinin anyonu birleşerek de tuzu oluşturacak. Dolayısıyla Li BR buradaki tuzumuzu oluşturacak iyonlar olacak artı. Bunun OH ile de bunun H artısı birleştiği zaman da suyu meydana getirecek. İkinciye gelelim. Bak burada katsayılar devreye giriyor. Burada iki tane OH var. Burada üç tane H artı var değil mi? Bak temel amacımız bunların birbirine eşit olmasını sağlamak. O zaman bizim karşımıza soru geldiği anda önceliğimiz bu eşitliği sağlamak için katsayıları denkleştirmek olmalı. OH ile H birbirine nasıl eşitlerim? Bunun katsayısına 2, Bunun katsayısına 3 yazdığım zaman. Bak 6 tane OH oldu. 6 tane H artı oldu. Bu eşitliği sağladım. O zaman. Bazdan gelen katyon her zaman için tuzun katyonu olmalı. Magnezyum bizim tuzumuzun katyonuymuş ve 3 taneymiş. Asitten gelen anyon her zaman için tuzun anyonu olmalı. PO4 bizim buradaki anyonumuzmuş ve 2 taneymiş. O zaman tuzumuzun formülü bu oldu. Peki açığa çıkan suyun sayısını? tabii ki 6 tane su çıkması gerekiyor. 6 OH 6 tane H+ artı toplamda geldiği için. Hemen buna bakıyoruz. Organik asitlerde demiştik ki sadece şu sondaki hidrojen H+ artı olarak suya girer. Buradan da bir tane OH geldiğine göre ne yapıyoruz arkadaşlar? Katyon olarak Na geliyor buradan. Anyon olarak CH3COO geliyor. Yani sadece su, sondaki hidrojen hariç ne varsa o bizim anyonumuz oluyor. Dolayısıyla burası tuzmuş. E bir tane OH bir tane OH birleşerek de suyu oluşturdu. Geliyoruz amonyak. Amonyak susuz bazdı arkadaşlar. Önemli bir istisna durumdu. Burada suyun açığa su çıkmasını beklemiyoruz. Dolayısıyla bu nötralleşme değil asit baz tepkimesi oluyordu sadece. Ve NH4 katyonlarını oluşturuyordu. O zaman bak buradan sadece bir tane hidrojen oluyor. Oysaki iki tane hidrojen var. O zaman amonyağın kat sayısının iki olması gerekiyor. Yani her bir amonyak molekülü birer tane hidrojen alacak sülfürik kesitten. dolayısıyla... NH4 iyonları oluşacak ama iki tane NH4 iyonu oluşacak. Her zaman için amonyağın e, katyonu NH4 olarak oluşacak. Sülfat da bizim buradaki tuzumuzun anyon yapısını oluşturacak. Bu kadar su açığa çıkmıyor. Buraya geldik. AlOH3 bak şuradaki sondaki hidrojende asitten gelen hidrojen olacak. 3 OH sadece bir tane hidrojen var. O zaman buradaki kat sayının 3 olmasını bekleyeceğiz tabii ki. Bizim katyonumuz alüminyummuş. Sadece bir tane var. 3 tane HCOO Anyonu oluşacak, o zaman buraya 3 yazdığımız zaman bu bizim tuzumuzu verecek. Dolayısıyla da 3 tane suyun açığa çıkmasını bekleyeceğiz. Bu da tepkimenin denkleştirilmiş hali olacak. Geliyoruz bir de yine karşımıza kesin çıkacak bir kısım var arkadaşlar, metallerin asitlerle ve bazlarla yaptıkları tepkimeler. Şimdi burada metal türlerini bir ezberlememiz, ezberlediklerimiz daha doğrusu hatırlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bir soy metaller vardı. Kimlerdi bunlar? Altın ve platin. İki tane sadece. Bir yarı soy metallerimiz vardı. Burada da üç tane örneğimiz var. Bakır, gümüş ve civaydı. Bunları da ezberledik. Amfoter metallerimiz vardı. Amfoter metaller kimlerdi peki? Altı taneydi. Alüminyum, kurşun, e, PB, çinko, kalay berilyum ve krom olmak üzere 6 tane amfoter metalimiz vardı. Bunları da ezberledik. Bir de aktif metallerimiz vardı. Aktif metallerde geri kalan bütün metallerdi. Şimdi burada diyorduk ki biz yarı soy, şey, soy metaller tepkime vermiyor. Sadece kral suyuyla tepkimesi var. Yarı soy metaller sadece sülfürik asit ve nitrik asitle NO2 ve SO2 gazlarını açığa çıkararak tepkime veriyor. Amfoter metaller hem asitlerle hem bazlarla tepkime verip hidrojen gazı açığa çıkarıyor. Aktif metaller de sadece asitlerle tepkime verip hidrojen gazı açığa çıkarıyor. Bazlarla tepkimeleri yok. Şimdi bu bilgileri değerlendirelim. Altın hangi kategoriye giriyor? Soy metallere giriyor. Tepkime falan beklemiyoruz eğer kral suyu değilse. Gümüş nerede? Yarı soy metallerde. Ne dedik yarı soy metallerle ilgili? Sadece sülfürik kesit ve nitrik asitle tepkime giriyor. Eğer nitrik asitse NO2, sülfürik asitse SO2 gazının açığa çıkmasına sebep oluyor dedik. Demir burada yok demek ki aktif metallerden birisi. Aktif metallerin bazılarla tepkimesi yoktu. Herhangi bir ürün beklemiyoruz. Çinko nerede? Amfoter metallerde. Amfoter metaller hem basitlerle hem de bazlarla tepkime verir ve her ikisinden de hidrojen gazı açığa çıkarırdı. Dolayısıyla buradan hidrojen çıkacak. Magnezyum. Magnezyum bir aktif metal burada yazmadığımıza göre Magne, e, aktif metaller bütün asitlerle tepkime verir ve hepsinden hidrojen gazı açığa çıkarırlardı. Bazılarla tepkimeleri yoktu. Dolayısıyla hidroklorik asitle tabii ki hidrojen gazı açığa çıkmasını bekliyor olacağız. Dolayısıyla burayı da güzelce özetlemiş olduk. O zaman arkadaşlar ödüllü sorumuzu cevaplandıralım. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyelim. Hepinize sağlıklı günler ve mükemmel bir sınav dönemi diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.